Çağız'dan merhaba. Bugün rotamız Aperlay'a doğru. Havamız güzel. Denizin hemen dibindeyiz. Bakın hele, bakın hele. Siz nasılsınız? Bu arada hep ben değil mi? Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Yazın yorumlara, ne yapıyorsunuz? Çantamız yine çok ağırlaştı tabii şimdi. Aperlay'de bir restoran varmış ama açık mıdır değil midir bilinmiyor. Ve oradan da Boğazcağı geçeceğiz ama Boğazcağı bugün ulaşamayacağız biz büyük ihtimalle. O yüzden de 2 günlük erzak almamız gerekti. Doldurduk gene suları, konserve aldık falan derken. İşte daha ikinci, üçüncü adımım olduğu için hemen nefes nefese kalıyorum. Alışırım birazdan. Haydi yola devam. Bugünkü rotamız hep böyle deniz kenarından. Olur da kaybolup dağlara çıkmazsak. Bu sefer kaybolmayacağız. Rota açtım vallahi her ihtimale karşı. Bir kiloktan takip edeceğim ara ara. Böyle sahilden gidecek. Aperlay'a gittikten sonra da oradan içeriye doğru bir tırmanışa geçiliyor Boğazcık Köyü'ne doğru. Ama dediğim gibi muhtemelen oraya bugün çıkamayacağız biz. Yetişemeyeceğiz. Saat 11'e geliyor. Pansiyonda kaldık, bir güzel dinlendik, duş aldım, iyice ısındım, güzel yemek yedim, enerjimi topladım, çok iyiyim. Yol bir süre sonra içeriye veriyor. Hafif bir yükselerek orman içinden devam ediyoruz. Böyle minik bir patikadan. Yine yolumuz taşlık, yine çamur ama kurumuş. Aperlay'a geldiğimizde de denizle buluşacağız. Biraz öncesinde. Oldukça hızlı gidiyoruz bugün. Maşallah maşallah. Performansım ciddi arttı. Bugün çok fark etti. Ne oldu bilmiyorum. Uyumak yaradı galiba. Ama hakikaten çok rahat yürüyorum. Yine bir kalıntılara geldik. Bir anda yine çıkıverdiler karşımıza ya. Bu bitkinin adını bilen var mıdır? Bu coğrafyada çok rastladık. Ne olduğunu da anlamadık. Şu. Biliyorsanız yazsanız arkadaşlar. Of of, ağacın şekle bakın. Kaç yıllıksın sen ya? Kaldığımız pansiyonda arkadaş, dün Kekova'da yani Kale 3 Ağzı'nda kaldığımız pansiyonda 2500 yıllık zeytin ağaçları var yol üstünde demişti. İyice anıt ağaçlar artık, çok eskiler, çok yaşlılar. Şu müthiş ağacın altında bir mola vermeyelim mi yani? Ah, heybetini seveyim senin be, bu ne? Gölgesini görüyor musunuz? Kocaman. Deniz gözüktü. Önce sesi geldi, şimdi kendisi gözüktü. Yaklaşık Kale 3 Ağız'dan çıktıktan sonra 6,5 kilometre geldik.
ve denize kavuştuk. Aperlay'de toplamda, bu ses ne ya? Aperlay'de şazlığın işte 9 kilometre. Dediğim gibi yol boyunca hiçbir şey yok. Yemek, su anlamında. Şimdi Aperlay'a gidince oradaki duruma bakacağız. Restoran açık mıdır, nedir, ne değildir. Gördüğümüz yer Yörük Ramazan'ınmış. Çok da meşhurmuş arkadaşlar. Hatta patates kızartmasıyla meşhurmuş. Ramazan abi şu anda orada değildi. Mehmet abi vardı. Sağ olsun bize kahve ikram etti. Sohbet ettik ve bir saat falan oturduk. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Yani orada aslında mola verilebilir, işte kalınabilir. İşte su vesaire ihtiyaçlar giderilebilir, yemek yenilebilir gibi gibi. Çünkü sürekli açık anladığım kadarıyla. Yaz, kış. Aperlay'a gelmeden 1,5 kilometre, 2 kilometre kadar önce idi. Şimdi Aperlay'a birazdan ulaşacağız. Orada da bir pansiyon varmış. En azından yeme içme ihtiyacı için yine aklınızda bulunsun diye söylüyorum hani malzeme taşırken. Şimdi çantalarımızı bırakıp hafiflediğimize göre üstümü de giydim. Aperlay antik kentini gezebiliriz. Buraya geldiğinizde arkadaşlar aklınızda bulunsun. Bize de Kale 3 Ağız'daki pansiyondaki arkadaş söyledi. Suyun içinde mozaik varmış. Onu muhakkak görün dedi. Dedik nerede, hani kıyıdan görebilir miyiz böyle paçaları sıvayıp girsek? Yok dedi, bir 5 metre dalmanız gerekiyor. Dedik mümkün değil tabii ki, yani baksanıza hemen, yani kalın kalın giyindim, epey serin. Bu mevsimde geldiğinizde bazı şeyleri kaçırabiliyorsunuz işte böyle, ama siz olur da mevsiminde yürürseniz denize girin, o mozaik neredeymiş öğrenin ve bulun derim. Evet, Aperlay hakkında bir tabela karşılıyor bizi tabii ki. Küçük boyutlu bir Likya liman kenti Aperlay. Rıhtım ve rıhtıma ait binalar bugün su altındaymış. Deniz yatağı sahilden başlayarak 45 metrekarelik bir mesafe içinde derinleşerek eğim yapar ve rıhtımın bulunduğu noktada derinlik 1.8 metreye ulaşır diyor. Bu batık kentte yüzememek üzdü beni ya. Aşağıda neler var çok meraktayım. Neyse bir daha gelirim inşallah ya. Allah sağlık versin değil mi? Buz gibi bir Aperlay sabahına uyandım. Hatta
hiç uyumadım da diyebiliriz. O kadar üşüdüm ki. Bugün yani geçen sefer de çok üşümüştüm. İkinciye artık o kadar donmuş durumdayım ki. Kaşa yeni bir uyku tulumu sipariş etmem gerekecek. Çünkü havalar daha da soğuyacak. 5 derece uyku tulumu var bende. Hafif diye ve önceden de hep onu kullandım diye başka almak istememiştim. Çok da pahalıydı. Ama yapacak bir şey yok. Bunu gönderip postalayıp yeni bir tanesini almam şart. Artı matım memnunum demiştim. Malum. Artık ondan da memnun değilim. Daha kalını. Ertan'ınkinde dün uyudum. Değiştirdik. Ne rahat uyuyormuş o ya. Benim her yerlerim uyuşarak uyanıyordum ben. Çok kötüydü değil mi? Evet işte aynen tahta gibiymiş. Yani şişme mat aslında. Ama yok o da olmadı. Mat ve uyku tulumu sipariş edeceğim arkadaşlar. Yoksa donacağım ya. Ah güneş de bir türlü gelmedi. Şu dağın arkasından böyle yavaş yavaş iniyor. Çok üşüyorum. Bugün Boğazcağa doğru yola çıkacağız. Yaklaşık 8-9 kilometre tırmanış yapacağız ağırlıklı. Ondan sonrasına bakacağız artık. Lahitlerin arasından yürüyüşümüze başladık. Tırmanarak ama şu an güneşe kavuştuğum için benden mutlusu yok. Üstümde 3 kat var. Birazdan pişeceğim ama biraz pişeyim ya anca ısınacağım. Metre irtifayı aşmış bulunmaktayız. Şu anda zirvedeyiz. Bundan sonrası bu seviyede gidiyor ve Boğazcık köyüne varıyor. Performansımız çok çok iyi. Vallahi acayip açıldık. 1,5 saatte geldik buraya. Zaten bundan sonrası da 1 saat sürmez yani diye tahmin ediyorum. Çünkü düz yol. Bu demek oluyor ki 1 gibi falan Boğazcık'ta oluruz. Muhtemelen de devam ederiz. Erken orada olacağız. Toplamda yani 8 kilometreyi 2-2,5 saatte falan almış olacağız ki başladığımızda bir gün sürüyordu neredeyse ki çıktık. Çok mutluyum o yüzden arkadaşlar. Acayip böyle bacaklarımın da güçlendiğini hissediyorum. Sırtım falan tam biraz ağrıyor ama çok iyi. Havamız da güneş açtı. Yanakları al al yanıyorum şu anda. O yüzden keyfim çok yerinde. Boğazcık köyü gözüktü. Bakalım şimdi ne var ne yok. Market nerededir? Bize yiyecek verecek. Konuşamıyorum ben dilim dönmüyor. Bize yiyecek verecek birini bulabilecek miyiz? Falan falan. Başka da bir ihtiyacımız yok ya. Şimdi öğrendik ki burada market hiçbir şey yokmuş. Az önce geçtiğimiz bir yer vardı. Biraz sapmamız gerekiyordu. Kılınçlı köyü. Orada varmış. Oraya geri yürümeyeceğiz. Çünkü burada bir pansiyon varmış. Orada satılıyormuş. Bazen bir şeyler. Orada şansımızı deneyeceğiz. Ya bize yola çıkmadan önce şey demişlerdi. Kılınçlı'da bulamazsınız. Boğazköy'de bulursunuz demişlerdi. Tersiymiş yani. Neyse buradaki pansiyonda varmış bir şeyler. Bir girip bakalım. Pansiyonda bir şeyler yedik. Kahvaltı. Ama hiçbir şey alamadık yanımıza. Burada market olmadığı için. Aslında pansiyondakiler yanınıza ekmek veririz demişlerdi. Çünkü yarın ulaşamıyoruz. Yani bugün ulaşamıyoruz Kaş'a diye. Ama çıkarken ekmeğimiz de yok dediler. Verecek hiçbir şeyimiz yoka geldi yani mevzu. 2 tane su alalım o zaman dedik. Onu da 5'er liradan onu da veriyorlardı güya. Hayır önemli değil parasıyla alırız da hiç anlamadık mevzuyu. 2 tane su alabildik sadece. Başka da hiçbir şeyimiz yok. Şimdi karnımız tok. Akşama bir tane konservemiz var. Onu yiyeceğiz. Yarına hiçbir şeyimiz yok. Valla verseler de ben almazdım. Evet biraz. Gözlerinde memnuniyet yoktu çünkü. En başlarında söyledim sana. Neyse. Biz
Yarın Kaş'a varmamız gerekiyor özetle. Yarın biraz aç bir yürüyüş olacak. Olsun. Kuru yeşimiz var. Kuru fasulyemiz var. Onu bugün yesek. Hadi ya. Kuru yemişe dönersin şimdi. Oo, özledik ha. İncir evet. Kaç gündür öyle şimdi. Kuru falan gömüyoruz. Ah. Şimdi bir 6 kilometre 7 kilometre yürüyeceğiz. Üzüm iskelesine gideceğiz. Gece orada kalacağız. Ondan sonra yarın da Kaş'a doğru devam edeceğiz bir 12 kilometre kadar. Hadi yürüyelim. Anam haline bak. Vallahi yerdi bizi. Bizi net yerdi. Traktör yolundan inecektik aşağı daha yakın olduğu için. Vallahi traktör durdu. Hiç hayır demedik yani. Birkaç kilometre var zaten koya. Bir yere kadar atacaklar, oradan da yürüyeceğiz. Müthiş oldu, müthiş. Bu da ayrı keyif. Traktörden indik, yürüyoruz. Dediler ki ileride de çoban köpekleri varmış. Saldırır mı dedim. Saldırırlar dedi. Nasıl yani, kesin saldırırlar mı dedim. Evet dedi. Ne yapacağız dedim. Sakın taş atmayın. Onlar saldıracak, siz yere oturun, hiçbir şey yapmayın dedi. Sahibi zaten oradaysa çıkar gelir dedi. Ama orada mı bilmiyorum dedi falan. Yani şu an ben 3,5 atıyorum. Uzaktan sesleri de geliyor. Ne yapacağız bilmiyorum ha. Akşam yemekte it eti var. Kesmek zorunda kalacağım çünkü. Kestikten sonra da yerim artık. Ya. Ama yine de sen önden git. Sen Ertan şeyleri, batonları ona göre hazırladı zaten. Tabii, aduket çekeceğim. Davar köpeği anamızı ağlatır vallahi. Ya bir tane de değillerdi deminkiler ya, vallahi sağdan soldan arkadan bir anda çıktılar, biraz gerildim. Konuşurken dedim ki abi bu köpekler saldırıyor mu dedik. Vallahi dedi şey, ısırsalar da aşılı onlar dedi. Nasıl yani, aşılılar diye bir şey olmuyor mu? Sonuçta kuduz olmaktan yırtıyoruz ama ısırabiliyorlarmış arkadaşlar. Müthiş değil mi? Saldırırlarsa ne yapacağız dedik. Oturun diyorlar ama dedi bilmiyorum dedi. Oturup bekleyeceğiz hani 3,5 atarken orada. Hem de bunun da garantisi yok. Peki şeyi söyledi, yabancılara daha çok saldırıyorlar dedi. Türklere bir şey yapmıyorlar, yerlilere yapmıyorlar dedi. Bilmiyorum, onlardan dedi farklı bir koku mu alıyorlar neyse dedi. Ya da dillerini anlamıyorlar dedi. Dedik yabancılar ne yapıyor o zaman saldırınca? Onlar korkmuyorlar dedi yabancılar. Yerliler korkuyor dedi. Yani kesin bir bilgi alamadık arkadaşlar. Köpek saldırınca ne yapacağımıza dair bilen varsa yazsın. Farklı söylemler var biliyorsunuz. Kimisi eline taş al korkut. Kimisi ondan daha çok bağır, üstüne doğru koş. Kimisi otur bekle. Yani benim bildiğim yöntem, ben konuşmaya çalışırım arkadaş önce. Baktım acayip bir şekilde saldırıyor. Kaçamam da ondan koşarak. Bilmiyorum ne yaparım o anki psikolojime göre. Elime bir taş alırım muhtemelen ama. Hani en azından korkar mı diye atıyormuş gibi yapmak için. Bir de saldırırsa nefsi müdafaa var. Güzel. Bayıldım ben bu rotaya. Şu anda Boğazköy'den sahile indikten sonra Üzüm İskelesi'ne doğru devam eden rotadayız. Aslında mesafe yakın gözüküyordu ama epeydir yürüyoruz. Geçtik mi anlamadım ki. Başka da deniz kenarına iniş yoktu. Hep böyle kenardan tırmanıyoruz, iniyoruz. Dar bir patikadan. Güneş karşımızdan vuruyor. Ay,
Yoruldum ama artık az kaldı demiştik ama bitmedi. Ah, gördüm. Gördüm uzakta bir yer gördüm. Böyle çalılara dikkat etmek lazım arkadaşlar tırmanırken. Çanta takılıyor, dengeni kaybettirebiliyor. Bir süre sonra alışıyorsun ama ah, bir yere takıldım. Başta dikkat edin. Bir de dar yerlerden geçerken ayağınız sıkışabilir. Öbür ayağınız devam etmek istiyor yola. Diğeri geride kalıyor. Çok riskli o da. Şu yeşiller güneşte nasıl da muhteşem parlıyor. Bugün yaklaşık Üzüm'e varınca 16 kilometre falan yol yapmış olacağız. 8'i tırmanış, 8'i iniş. Traktör yolu dışında Likya yolu var. Bizim geldiğimiz yol traktör yoluydu. Sonra Likya yoluyla birleşti. Hızlı devam edelim diye hava geç, saat geç olmuştu. Boğazköy'de kalamayınca traktör yolundan indik. Orası da yine orman içinde. İyiyim. Ayağımı ters bastım. Yolun yani 1,5 kilometresini falan da traktörle aşmış olduk. Hem de o çoban köpeklerinden yırttık, iyi oldu. Ben kapatıp batonları kullanayım artık. Bir yerlerim burkmadan. Ve Üzüm iskelesine vardık arkadaşlar. Burada bir sürü karavan var. Farklı farklı milletten arkadaşlar gelmişler. Birazdan yanlarına katılacağız biz de. Üzüm iskelesine de vardığımıza göre artık Kaş'a hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Yarın niyetimiz Kaş'a varmak. Bugün burada işte geceleyeceğiz. Sabahtan çıkacağız, akşama doğru da Kaş'ta oluruz herhalde. Bizim için yine çok keyifli bir rotaydı arkadaşlar. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Şu an özellikle mikrofonu çıkardım ki denizin sesini duyun diye. Böyle kayanın tepesine tünemiş durumdayım. Akşam güneşlerinin keyfini çıkartıyorum. Serin ama çok güzel hava. Videonun sonuna gelebiliriz artık. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Malum önemli o parmaklar. Artı... Ben beğendim. Ben beğenirim videonu. Yorumda yapayım mı? Burnum akıyor sürekli. Yorumda yapsana. Vallahi yorumda yapsanız ne güzel olur. Kanalıma da abone olup bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Herkese öpüyorum. Görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bay bay.